arkadaşlar, ulaşım konusuna devam edeceğiz. Şimdi demiryolu ulaşımına bakacağız. Demiryolu daha düşük maliyetli yolcu ve mal taşıma açısından orta mesafeler için gayet elverişli bir ulaşım sistemidir. Özellikle karasal genişliği büyük olan ülkelerde, Rusya, ABD, Çin gibi karasal genişliği fazla olan ülkelerde en tercih edilebilir ulaşım yollarından bir tanesidir arkadaşlar. Özellikle kıyılarla limanları bağlama noktasında, kıyı ve limanları bağlama noktasında önemli bir yeri vardır. Karayoluna göre daha ekonomiktir, hatta çok ekonomiktir. Bir tırla, bir kamyonla taşıyabileceğiniz yükten çok çok fazlasını taşıyabilirsiniz. Tabii ki karayoluna göre biraz daha yavaştır. Ama günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, hızlı trenlerin çıkmasıyla birlikte, metroların çıkmasıyla birlikte hızlı ve konforlu bir ulaşım sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Deniz yoluna göre ise daha hızlıdır ama deniz yolu kadar tasarruflu değildir arkadaşlar. İlk demiryolu buhar gücünün bulunduğu, sanayi kralının ortaya çıktığı İngiltere'de yapılmıştır. Biliyorsunuz ki buhar gücü ilk önce gemilerde ve daha sonra trenlerde uygulanmış. Daha sonra kömürle çalışan trenler yapılmış. Özellikle bu sanayileşen ülkeler ham maddeyi elde etmek için, hatta sömürgecilik için bile zaman zaman gittikleri yerlere kömürü, pamuğu, demiri getirip götürmek için, satmak için demir yolunu kullanmışlar diyebiliriz. Bir otomobile göre daha az çevre kirleten bir yapısı vardır. Günümüzde dünyanın en kalabalık yerleri ya da en teknolojik yerleri demir yolunu daha çok tercih etmektedir. Demir yolu ağının geliştiğini görmekteyiz. İngiltere, Fransa, Almanya gibi şehir ülkelerin, Kuzey Amerika'da ABD özelinde, Uzak Doğu'da ise teknoloji sayesinde Japonya ve nüfus zorunluluğundan dolayı Hindistan'da demir yolu tercih edilmektedir arkadaşlar. Yine yeraltı kaynaklarının bol olduğu yerlerde, mesela bizde Sivas, Zonguldak örneğini verebiliriz. Ya da nüfusun yoğunlaştığı yerlerde de tercih edilmektedir. Evet, demir yolu mekanı kullanma açısından arkadaşlar olumsuz etkisi daha azdır. Çevreye çok fazla zarar vermez. Ulaşım açısından daha güvenli diyebiliriz. Kaza oranı düşüktür. Özellikle karayoluna göre çok düşüktür. Dünyada en gelişmiş demiryolu ağlarını Kuzey Amerika'da, ABD'de, yine Alaska'da görüyorsunuz. Alaska'da hem hava şartları ve iklim şartları hem de yeraltı kaynaklarıyla ilgili olarak demiryolu yatırımı daha ön plana çıkmıştır. Avrupa, özellikle Batı Avrupa özelinde, Asya'da Japonya, Hindistan, Çin, Güney Amerika'da Brezilya gördüğünüz gibi, Afrika'da da Güney Afrika Cumhuriyeti ön plana çıkmaktadır arkadaşlar. Ülkemizde söz etmek gerekirse, ülkemizde demir yolu ulaşımı zordur. Ülkemizde yollar doğu batı uzantılıdır. Yol yapmak biraz maliyetli ve zordur. Yer şekilleri bozuk olduğu için. Burada dikkat edelim. Evet, haritadan gördüğünüz üzere Kuzey Amerika yoğun bir şekilde demir yolu ağının geliştiğini görüyorsunuz. Yine İngiltere, Hollanda, Fransa, Almanya özelinde Batı Avrupa'nın yoğun olduğunu görüyorsunuz. Japonya çok yoğun gördüğünüz gibi. Bunun dışında Hindistan, Çin gibi kalabalık ülkelerde bu nüfusu biraz daha rahat ulaşımını sağlamak için demir yolunu tercih etmişlerdir diyebiliriz. Rusya, Sibirya'nın uzak bölgelerinde arkadaşlar demir yoluyla ulaşımı sağlamıştır. Yine gördüğünüz gibi Orta Doğu'da özellikle Fas, Tunus, Cezayir hattında petrolün olduğu bölgelerde, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde elmas, kömürün olduğu bölgelerde, Gine Körfezi'nde, yani yine yeraltı kaynaklarına yakın bölgelerde de demir yollarının yaygın olduğunu görebiliyorsunuz. Evet, karayolu ulaşımına geldiğimiz zaman arkadaşlar, karayolu ulaşımı tekerleğin icat edilmesinden biridir. Hatta daha öncesine de gidersek dünyanın en eski ulaşım sistemidir arkadaşlar. Tabii ki deniz yoluna ve demir yoluna göre pahalıdır. Çünkü fosil yakıt gideri, petrol gideri fazladır. Ama onlara göre daha hızlıdır. Karayolları mal ve eşya taşımacılığı açısından deniz ve demir yollarıyla bütünleşmektedir. Yani bir demir yoluna veya deniz yollarıyla buluşmak için karayolunu kullanmak zorundasınız. En çok kullanılan yol olmasına rağmen
sonradan gelişmiştir arkadaşlar. Yani günümüzdeki o beton yollar, asfaltlar, otobanlar 1900 yılda ön plana çıkmıştır diyebiliriz. Özellikle şehirleşmenin etkisi burada önemlidir. Köylerle şehirleri birbirine bağlayan bir ağdır karayolu diyebiliriz. Evet, haritamızdan baktığımız zaman yine ABD gibi, gelişmiş bir ülkeyi ABD ve Kanada gibi Avrupa'yı görüyorsunuz. Ki zaten dünyanın hemen hemen her yerinde karayolu ulaşımı var. Japonya, Hindistan, Türkiye yolların gayet geliştiği yerlerdir. Nerede yok? Çöllerde yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çöllerde yok. Çölde yok. Yine Sibirya gibi soğuk yerlerde yok. Grönland gibi soğuk yerlerde yok. Bataklıklarda yok. Bataklık ve sık ormanlık olan Amazon bölgesinde yok. Onun dışında dünyanın hemen hemen her yerinde karayolu genişliği fazlasıyla var. Evet, dünyanın karayolu kalitesi ve uzunluğu en iyi olan, otoban ağı en iyi olan devleti ABD'dir. Kilometre kareye düşen karayolu uzunluğu açısından ve ucuzluk açısından Japonlar bu işi çok iyi yaparlar. Bunun dışında Batı Avrupa yine gördüğünüz gibi gelişmiş ülkeler ve karasal genişliği fazla olan ülkeler önemlidir. Türkiye karayolu ulaşım açısından, transit ticaret açısından çok önemlidir. Türkiye'de yol yapımı yine demir yolunda olduğu gibi zordur. Yollarımız bizim doğu batı uzantılı, vadiler üzerinden gider. Yer şekilleri doğu batı uzantılı olduğu için arkadaşlar kuzey güney arası yol yapmak daha zordur. Genelde doğu batı yol yapmak daha kolaydır diyebiliriz. Türkiye'de günümüzde 1950'ye kadar %50 karayolu, %50 deniz yolu vardı. 1950'den sonra ise %90 günümüzde karayolu tercih edilmektedir. Bu da Türkiye'nin petrol giderini artırır. Evet, son ortaya çıkan ulaşım yollarından birisi hava yolu ulaşımıdır arkadaşlar. Genellikle kargo uçakları tercih edilse de çok büyük taşımacılığında tercih edilmez. Hava yolu ulaşımı hızlıdır. En hızlısı budur. Kaza oranı en düşük olan budur. Ama en pahalı olan da maalesef budur. Bunun dışında havayolu ulaşımı arkadaşlar 1950'li yıllardan sonra gelişmiştir. Dünyada savaşların bitmesi, barış ortamının sağlanması, ülkeler arası hava sahalarının açılmasıyla bir ön plana çıkış var. Bunun dışında uçak sanayisi gelişmiş, daha çok firma işin içerisine girmiş ve rekabet artmış. Teknolojiyle birlikte insanların da havayolu ulaşımına rağbet göstermesi havayolu ulaşımını geliştirmiş. Evet, yine teknolojisi, sanayisi gelişmiş, ekonomisi gelişmiş ülkelerde ön planda görüyoruz. ABD birinci sırada, New York. Avrupa'da özellikle arkadaşlar Amsterdam ve Londra önemli bir uçuş merkezidir. Almanya'da Frankfurt ve tabii ki İstanbul'da, Türkiye'de İstanbul'u önemli ayaklar olarak görebiliriz. Uzaklığı da Japonya ve özellikle Singapur arkadaşlar önemli uçuş noktaları arasındadır diyebiliriz. Bir diğer ulaşım şekli ise enerjinin ve bilginin taşınmasıydı. Burada ise son dönemde arkadaşlar boru hatları çok önemlidir. Özellikle sıvı ve gaz olan enerjinin bir yerden başka bir yere nakledilmesi, Asya'dan Avrupa'ya kadar nakledilmesinde boru hatları çok büyük önem arz etmektedir. Bunun dışında internet ve uzay haberleşmesi, fiber ulaşım, bunlar da aynı şekilde bu ulaşımın önemli odaklarından birisidir. Evet, Türkiye'nin ulaşım açısından önemine bakacak olursak arkadaşlar, Türkiye ulaşımına yavaş yavaş gelişen ve sonradan açılan bir ülkedir. Son zamanda daha hızlı gelişmiştir. Üç tarafı denizlerle çevrili, üç kıtaya komşu, önemli bir boğaza sahip, iki boğaza sahip, transit bir ticaret noktasıdır arkadaşlar. Transit ticaret dediğimiz şey şudur, doğudan batıya giden bir aracın, deniz aracı olabilir, kara aracı olabilir, sizin ülkenizdeki yolları kullanmasıdır. Bu sayede size para kazandırması. Evet, dolayısıyla Osman Gazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Boğaz'daki 3 tane köprümüz, Marmaray Projesi gibi, yine Bolu'dağ gibi, Karadeniz'de doğuyu bağlayan Ovid Tüneli gibi ve Kanal İstanbul gibi projelerle arkadaşlar
en doğudan en batıya kesintisiz bir ulaşım sağlama şansımız artmaktadır. Bu da Türkiye'nin Avrupa açısından ve dünya açısından stratejik önemini, ekonomik önemini arttırmaktadır. Evet, tahtada da bir kısmı gerçekleşmiş olan, bir kısmı proje aşamasında olan, bir kısmı da altyapı çalışmaları tamamlanmış olan projeler arkadaşlar. Bunlardan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, 3. köprüyü hatırlayabilirsiniz. Kanal İstanbul mesela ihalesi yapıldı. İstanbul Havalimanı'nın bir kısmı açıldı. Sonra bu otobanın bir kısmı açıldı. Osman Gazi Köprüsü yapıldı. Avrasya Tüneli yapıldı. Dolayısıyla bu köprünün ayakları atıldı. Çanakkale Köprüsü'nün. Dolayısıyla birçok proje yapılmakta ve devam etmektedir. Türkiye bu konuda çağı yakalamıştır. Evet, İstanbul Havalimanı arkadaşlar gördüğünüz gibi açıldığında Avrupa'nın en önemli havaalanlarından bir tanesi olacaktır. Evet, Boğaz trafiğinin risklerine karşı, Boğaz'ın virajlarına karşı yine bir proje olan Kanal İstanbul projesi. Olumlu veya olumsuz yönleri siyasetçiler tarafından tartışılsa da biz coğrafi açıdan bakarsak bir tasarruf projesidir, bir güvenlik projesidir. Küçükçekmece Gölü'yle burada yukarıda Karaköy arasında Sazlıdere'den Karadeniz'le Akdeniz'i buluşturma projesidir. Evet, Baykut-Tiflis-Ceyhan boru hattını, yumurtalık boru hattını duymuşsunuzdur. Günümüzün en yenilikçi projelerinden birisi Türk Akımı projesidir. Daha önce Rus doğalgazını Karadeniz üzerinden Anadolu'ya getiren Mavi Akım projesi vardı. Şimdi Rus gazını İstanbul üzerinden Avrupa'ya taşıyan, Ukrayna'yı aradan bypass eden Türk Akım projesi var. Türkiye ekonomisi ve stratejisi açısından da yine önemli bir projedir arkadaşlar. Evet, örnek bir soru çözelim. Dünya ticaretinin büyük kısmı bu kanal üzerindedir demiş. Tabii bu kanal üzerinde dediği için Süveyş mi, Panama mı karıştırabilirsiniz. Deniz seviyesinin yüksekte, bu bizim için önemli. Büyük Okyanus da Atlas Okyanusu'nu bağlıyor. Dolayısıyla Büyük Okyanus'u Amerika'nın doğusuyla batısını bağlayan Panama Kanalı'dır arkadaşlar. Panama Kanalı için bu geçerli. Denizden 28 metre yükseklikteydi. Bu da geçerli. Dünya ticaretinin yarısından fazlası burada geçtir dediği zaman işin içerisine Süveyş giriyor. Dolayısıyla 3 ve 1'i eleyip 2 ve 3 yapabiliriz. Evet, bir diğer soru da ki bu sorular genelde harita üzerinden gelir. Türkiye'nin boğazlarını kullanmamız gerekiyor diye sormuşlar. Türkiye'nin boğazlarını kullanmak için yani Karadeniz'e girmek veya Karadeniz'den çıkmak istiyorsanız İstanbul ve Çanakkale boğazlarını kullanırsınız. Dolayısıyla bizim seçeceğimiz seçeneklerde bir Karadeniz ülkesi olmak zorunda. Dolayısıyla burada Suriye, Akdeniz'de, Yunanistan, Akdeniz, Ege'de, Portekiz, Akdeniz'de, Atlas Okyanusu'nda, Irak, Karadeniz'le hiç bağlantısı yok. Burada Ukrayna arkadaşlar Karadeniz'de olduğu için buraya gitmek için veya buradan geçmek için Türkiye'nin boğazlarını kullanmak zorunda. Evet, soru da gayet kolay ve güzel bir soru ve biraz da komik bir soru olmuş. Hangisi yanlış sınıflandırılmıştır demiş. Panama Kanalı arkadaşlar Atlas Okyanusu'yla Büyük Okyanus'u bağlar Orta Amerika'da. Yani bir yanlış, burasının olduğu yer Magellan Boğazı olacak. Bir kesin yanlış, birin olmadığı şıkları eliyorum. Sonra dünya ticaretinin en önemli boğazlarından birisi Afrika ve Asya Avrupa arasında, Afrika ve Avrupa arasında Cebeli Tarık. Dolayısıyla Koryant Kanalı Yunanistan tarafındaydı arkadaşlar. 5 numarada yanlış olduğunu görebilirsiniz. Evet, konumuz bu kadar. Harita üzerinden çalışırsanız daha kalıcı olacaktır. İyi günler.